stüdyoda devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde en çok tartışılan, konuşulan noktalardan birisi, büyük şeylerden biri Şanlıurfa. Herkes aslında Şanlıurfa seçimlerini Kasım Gülpınar'ın yeniden orada yeniden Refah Partisi üzerine aday olmasıyla birlikte başka bir boyuta tartıştı. Kendisi stüdyoda konuğumuz. Biraz sohbet edeceğiz. Hem Şanlıurfa'yı konuşacağız hem süreci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Akif. Şöyle, babanız AK Parti'de çok uzunca bir dönem milletvekilliği yaptı, bakanlık yaptı. Siz 3 dönem, 4 dönem AK Parti'de milletvekilliği yaptınız. Cumhurbaşkanı danışmanıydınız. İstifa ettiniz ve şu anda AK Parti'nin adayının karşısında Şanlıurfa'da adaysınız. Niye böyle bir şey yaptınız? Önce onu sorarak başlayayım. Evet, çok teşekkür ediyorum Akif Bey. Öncelikle Habertürk izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum buradan. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Sağ olun. Şimdi ufak bir noktayı düzeltmekte fayda var. Babam 4 dönem Anavatan Partisi'nde. Anavatan Partisi'nde, evet. Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yaptı. Hatta meclis başkan vekilliği yaptı. Ben de 4 dönem sizin de belirttiğiniz gibi AK Parti'de milletvekilliği görevinde bulundum. En son geldiğimiz noktada da Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkan danışmanı olarak görev yapıyordum. Tabii olay şöyle, yani aslında bu süreçte herhangi bir belediye başkanlığı talebim veya belediye başkanlığı hususunda bir beklentim hiçbir zaman olmadı. Biraz hani kamuoyuna baktığınızda, çünkü bu tip adaylar sık sık gündeme geliyor bu sıralar, biliyorsunuz. İşte AK Parti'deyken ayrıldı veya başka partideyken başka bir yerden aday oldu gibi bir durum söz konusu, ama ben benimkini biraz kategori dışı tutmak istiyorum açıkçası. Çünkü böyle bir taleple yola çıkılmış değil, böyle bir beklenti içinde olmuş değilim hiçbir zaman. Şimdi süreç şöyle, ben aynı zamanda biraz önce işte Ömer Bey açıklama yaptı MYK toplantısı sonrası. Aslında bugün ben MYK'da olmam lazımdı. Çünkü MYK'ya katılma hakkımız var, biliyorsunuz, genel başkan danışman olarak. Şimdi bu son 3 MYK'da benim katıldığım, Sayın Cumhurbaşkanımızın hep sürekli vurguladığı, zaten bunu genelde kamuoyunda da bazen dile getirdiği bir husus var. Bu aday belirleme süreçlerinde, bu milletvekilliğinde de aynı geçerli, belediye başkanlığı sürecinde de hep ifade ettiği şu kavramlar var. İşte halkın teveccüh ettiği, halkın desteklediği ve AK Parti'ye yük olacak değil, yük alacak adaylar, kamuoyunda bilinen, tanınan, sonuçta bunu bir yol haritası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde çizdi. Ve en son MYK toplantısında, hiç unutmuyorum, orada sonuçta belirleyici bir heyet var. Cumhurbaşkanımız oturup bunları tek başına belirlemiyor. O heyet öncelikle bir sofrayı aşağıda mutfakta pişirip, hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyorlar. Ve onlara aynen kullandığı ifade şu: bu, dedi, sizin üzerinize bir vebal, dedi. Bakın şimdi bu vebal dedikten sonra bunun belirlenmesinin çeşitli metotları var. Artık bu günümüz dünyasında bu çok böyle hani çetrefilli bir konu değil. Böyle bir aday profili çizilmişse, böyle bir talepte bulunulmuşsa, bunu belirlemek için çok da zorlanmaya gerek yok. Bunun dediğim gibi çok bilimsel metotları da var. Yapay zeka falan. Yani yapay zeka kalmasın. Belki yapay zeka devreye girseydi herhalde bu sıkıntılar olmazdı tahminim. Ama başka zekalar devreye girdi bence, çünkü burada. Şimdi çok net bir şekilde bunu ben de kendim şahsım olarak da orada tespit ettim ki, bu uzun yıllardır, işte belirttiniz siz de, uzun yıllardır siyasette olan bir ailenin ferdi olarak halkın nabzını tutmak çok kolay bizim için. Özellikle Urfa'da, yani bizim siyaset alanımız Urfa. Çok ulusal siyaset bazında ben hani kendime bir paye biçmiyorum, o konuda öyle bir iddiam da yok şu anda, ama Urfa'da ne olur ne biter, ne nasıl cereyan eder, halk neyi ister ne talep eder, biz bunu çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz. Şimdi halkın oradaki talebi çok net ve açık bir şekilde. Mevcut yönetimden rahatsızlık ve onun yerine de halkın önerdiği bir formül var. Şimdi bu formülün neticesinde siz de bekliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu talimatları doğrultusunda her şey kuralına ve nizamına göre işler ve bir öneri sunulur. Şimdi burada olması gereken, bizimle ilgili bu talebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bir şekilde getirilmesi. Fakat sonraki... Sizinle ilgili mi? Ya şöyle, sizin adaylarınızla ilgili. Tabii, şimdi tespit bu. Şimdi benim söylemek istediğim o. Tabii. Siz aday olmak istemediniz ama vatandaş tabii, sizin aday olmanızı mı istiyor? Tabii. Şimdi bazen sordular bana. Mesela 6 ay önce seçim, genel seçim başlangıcında
bir üst düzey genel merkez yetkilisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakınında olan bir yetkili bana aynen şunu sordu. Yereli düşünür müsün? Dedim kesinlikle düşünmem. Ben yerelle artık ben siyaseti zaten milletvekilliğini bile bırakmışım. Ben 2018 seçimlerinde ben kamuoyuna deklare ettim. Bütün kamuoyunda şeyde meydanda, televizyonlarda, çok çeşitli platformlarda bir daha milletvekili adayı olmayacağım diye. Ta 2018'de daha ne 3 dönem kuralı var ne herhangi bir şey var ama kesin ve net bir şekilde kararımı verdim. Ve ben de onu tutmakla mükellefim. Yani o sözü verdikten sonra artık benim için defter kapanmıştır. Şimdi milletvekilliğini bile bırakmışken 2018 yılında bunu deklar etmişken bu son seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımız da şahit. Ben özellikle söyledim. Ben listede değilim değil mi efendim? Kesinlikle hayır dedi. Listede değilsin. Oh dedim çok teşekkür ediyorum. Ben bu diyalog bile aramızda geçti. Tamam bundan dolayı belki sizi koymamışlardır. Hayır şimdi bakın milletvekilliği bir tarafta. Ben şimdi belediyede... Belediye başkanlığı içinden... Şimdi şunu söylemek istiyorum. Milletvekilliğinden vazgeçmişken belediye başkanlığı için bir girişimde bulunmak çok daha öyle hani akıllıca bir iş değil. Açık söyleyeyim. Çünkü belediye başkanlığı çok mesuliyetli bir iş. Çok ağır yükü olan bir iş. O yükün altından kalkmak çok zor. Ama şimdi halk istiyorsa işte genel merkez onu söylüyordum. 6 ay önce bana bunu teklif ettiklerinde hayır kesinlikle olmaz yani istemiyorum. Fakat en son geldiğimiz noktada anketlerde ismimiz çıkınca bu sefer şu soru sorulmaya başlandı bana. Sen ne düşünüyorsun? Sen istiyor musun? Dedim bakın bu yanlış bir soru. Bu soruyu bana sormamanız lazım. Sorulması gereken soru şu. Bir, halk istiyor mu? İki, Sayın Cumhurbaşkanı istiyor mu? Ondan sonrası bitti. Üçüncü soruya gerek yok. Artık bu noktadan sonra bizim isteyip istemememizin hiçbir ehemmiyeti yok. Öyle mi? Tabii halk istedikten sonra bir, halk istedikten sonra çünkü siyaset halk için yapılıyor. Madem siyaset yapıyoruz. Ama belki siz yapmak istemiyorsunuz ve verimli olmayacak. Bizim için fark etmez. Bakın biz işte o noktada oraya geldik zaten. Halk istedikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da onay verdikten sonra artık bizim için nefis isteyip istememek o duyguların hepsi bir tarafta kalır. Yani gerekirse genel başkan danışmanlığı da bir tarafta bırakılır. Gerekirse özel hayatınızda bir tarafta bırakılır. Yeter ki halkın talebi yerine gelsin. Çünkü biz siyaseti halk için yapıyoruz. Halk çok net bir şekilde sıkıntılarını size iletiyor, dile getiriyor ve formül olarak da halk bunu öne sürüyor. İşte peki burada ne yapmak gerek? Yani bizim süreç böyle başladı. Şöyle o zaman yani tabii. Size orada halkın size bir teveccühü olduğu bilgisi size geldi. Siz bunu genel merkezde de böyle olduğunu düşündünüz ve tabii. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeniz gerektiğini düşündünüz. Doğru mu anlıyorum? Şunu size düşündüm. Size sormadan böyle yapmalı. Şuna yani. Şunu düşündüm. Halka rağmen bir şey yapılmaması gerektiğini düşündüm ben. Halka rağmen bir şey yapılmaması ama gerekiyor. Siz istememişsiniz ya yerel seçim. Ama yani şöyle şey Akif Bey bakın halk şimdi bunu istedikten sonra biz siyasetçi bir aileden geliyoruz. Siyasetçi evet. Bir gelenekten geliyoruz. Şimdi halk bunu iki formül var önünüzde. İki seçenek var. Ya halkın taleplerine kulaklarınızı tıkayacaksınız. Diyeceksiniz ki ne haliniz varsa görün ben gidiyorum. Zaten benim bir özel hayatım var. Benim burada rahatım yerinde, konforum yerinde. Beni rahat bırakın diyeceksiniz. Benden vazgeçin diyeceksiniz. Ya da madem halk bunu istiyor... O zaman her şeye rağmen her şeyi göze alıp diyeceksiniz ki buyurun ben geldim burada sizin taleplerinizi, sizin sıkıntılarınızı gidermek için elimden geleni yapmaya gayret etmeye. Tabii ki gönül isterdi ki ben AK Parti'den peki, aday olayım. Yani bunu halkın bir kesimi mi, halk mı? Çoğunluk şimdi. Çoğunluk. Halkın %100 zaten demokraside tamam. Öyle bir şey yok. Yok evet. AK Parti seçmen açısından soruyorum bunu. Yani biz bir... Bir şey söyleyeceğim. Baba... Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada sadece AK Parti seçmeni değil. Bakın ben nabız tutuyorum dedim ya size. Evet. Ben de burada delilleriyle, kanıtlarıyla bütün partilerden. Çünkü genel bir ortak bir kanı var Urfa halkında. Urfa kamuoyunda şu anda da hala devam ediyor. Bu kanıyı, bunu çok net bir şekilde tespit edebiliriz Akif Bey. Bakın bu yarım saatinizi almaz. Gidersiniz Urfa'ya. Ben sizi tanıyorum. Tamam. Yani ben de sizi çok iyi tanıyorum. Daha tabii. Da çok arkadaşlarım var. Tabii. Siz yayına gelmeden önce de bana Kasım Başkan'a soru sorma falan diğer arkadaşlarım da oldu. Ya onların iyi niyeti sağ olun. Buraya sorular cevaplamaya geldik zaten. Tabii, yani soruda bu mesela en çok sizinle ilgili merak edilen. Tabii. Kızdığınız için mi gittiniz? Genel Refah Partisi. Kızmam benim bakın çok net ifade edeyim. Kızmam benim aday olup olmamam değil. Benim aday yapılmamam değil. Ben zaten aday olmak için bir yola çıkmadım. Tamam. Ben aday olmak için kızdığım benim burada Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgilerin aktarılması ve halka rağmen bir şey yapılmaya çalışılması. Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiniz mi bunu? Hayır iletmedim. Neden? İletmedim. Danışmanısınız. Yani fırsat olmadı. Biraz teşebbüs ettiniz mi? Teşebbüs etmedim. Hani açık söyleyeyim ben şimdi teşebbüs neden? Etmedim. Ya ben son dakikaya kadar bakın şöyle oldu. Şimdi süreçten hiçbir şekilde haberim yok. Ben şimdi bekliyorum ki
orada tek Urfalı genel başkan danışman olarak en azından Urfa ile ilgili birileri benim kanaatimi alır. Evet, alt düzeyde biz koordinatör o düzeylerde fikirlerimiz soruluyor ama bu herkese soruluyor. Yani çok sıradan alelade usul yerini bulsun diye yapılan bir uygulama çok net bir şekilde. Bana en son bir yetkili çağırdı beni. Zaten karar verilmiş. Beni de, bana deklare etmek için adayı... Kim söyledi? İsmi lazım değil, vermeyeyim. Ben tamam. Kendisini, peki. Siz de bunu tespit edebilirsiniz. Genel başkan mısıdır muhtemelen? Yani muhtemel. Bu en üst düzeylerden biri. Yani sonuçta kurmay heyetten biri diyeyim. Yani beni çağırdı. Gecenin yarımında mesaj geldi sekreterya tarafından. Yarın buradaysanız görüşmek istiyorlar diye. Ben de hay hay dedim, gidiyor, gelirim dedim. Randevuyu aldık, gittik. Ve oraya içeri girdiğimde bana bir aday ismi deklare edildi. Yani resmen beni orada sanki mevcut ikna... Mevcut belediye başkanını söyledi. Mevcutu değil, hayır. Öyle mi? Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı değil verilen isim. Başka bir isim. Sonra o da mı değişti? Tabii sonra o da değişti. Anladım. Ya ben de dedim sizin ki, daha istemediğiniz birisi o zaman. Yani benim bakın ben şunu da net bir şekilde ortaya koyayım. Ben hiçbir adaya hiçbir şekilde bir direnç göstermedim. Hiçbiriyle hepsiyle aynı mesafedeyim. Hiçbiriyle bir sıkıntım yok. Hepsi. Ben sadece şunu söyledim. Sorum şu dedim. Ben size sadece bir soru soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları söylediği halde siz neden bu başka aday tespitine gidiyorsunuz? Ve dedim bu artık kişisel bir şey de oldu aynı zamanda. Bir kere merak ediyorum. Neden ben değil? Bir kere bu benim için de önemli bir soru. Yani şahsım için de önemli bir soru. Neden ben değil? Bunun da cevabını almam lazım. Yani kriminal bir durum mu ne var? Dedi? Başka bir şey? Hiç cevap yok. Bakın hiç cevap siz yok. Siz istemediniz falan demedi yani. Hayır, bir şey demedi. Evet, dosyanı vermedim falan filan. Ya bu dosyayla vermeyle olmuyor. Şimdi bugün bana bir sürü aday saydırmayın burada. Yani sanki hepsi dosyaya verip de müracaat mı etti yani? Bunları bana AK Parti'nin içinde bunları saydırmayın. Şöyle bir yaklaşımınız oldu mu bilmiyorum. Aha. Aslında biraz projelerinizle konuşacağız ama sizi tamam. Yakalamışken hep böyle tamam. Hakikaten... Ya bu gündemde tabii revaş bir konu. Yani, Kasım, bu konu Gülpınar meselesi popüler çok bir konu yani. Tabii, tabii. Ya ben Kasım Gülpınar'ım. Hı-hı. Yaklaşım bu gibi mi? Ben öyle hissettim o yüzden. Ben asla, Kasım asla öyle hissetmeyin gerçekten. Bakın öyle ifade yani ifade edememiş olabilir ben o zaman. Ben aramıyorum bile Sayın Cumhurbaşkanı. Sormuyorum ve siz bana hayır söylemeniz gibi bir hayır. Şey anlaşılmış olabilir. Bana öyle geçti. Yani ben yanlış anlamış olabilirim. Yanlış anlaşıldı muhtemelen. Tamam, ben tam ifade edemedim. Evet. Öyle bakın nefsani, şahsa dair, kibre dair hiçbir şey değil. Bunun altında aramayın lütfen. Yani kesinlikle öyle bir şey neden değil. Neden aramadınız Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Ya o benim ihmalim olabilir. Ama ben şunu düşünüyorum. Bakın son İhmalinizin dakikaya kadar... sonucu evet. AK Parti'den istifa ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın tabii. Görevinden istifa ediyorsunuz. Ama bakın şimdi yani. Gelen... Ben sadece onunla görüşmedim. Bakın o dediğim yetkiliyle 2 saat o gün görüştüm. 3 saatte sonrasında başka bir ortamda, başka bir platformda tekrar görüştüm. 5 saat toplam. Onun haricinde bir yetkili daha yine çok üst düzey... Onunla da görüştüm. 2 saatte onunla görüştüm. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Siz şimdi görüştüğün zaman ne dersin? Sonuçta bunlar Cumhurbaşkanı'nı temsil eden insanlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın görüşü... Tabii ayrıca Cumhurbaşkanı'nın vaktini almaya, onu rahatsız etmeye gerek var mı? Sayın İkisi de böyle düşünüyorum. İkisi de tabii Cumhurbaşkanı adına görüşüyor diye ben öyle hesaplıyorum. Tamam. Çünkü en üst düzey yetkili ve ben onlara madem Sayın Cumhurbaşkanımız hani sizi görevlendirdi diye ifade de kullandım. Siz dedim bana bu soruların cevabını lütfen bir zahmet iletirseniz çok memnun olurum dedim. Bakın son ikinci o dediğim görüşmede şunu da söyledim. Ben dedim partimden ayrılmak istemiyorum. Ben partimi seviyorum, Cumhurbaşkanımı seviyorum. Ben bu partide kalmak istiyorum. Bak bunlar şahitli delili. Ben kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyorum. Yani inkar edebilirlerse eğer buysa isim vermiyorum. Partimi seviyorum, ayrılmak istemiyorum. Ha, aynen. Ama dedim siz şu anda beni resmen kapının önüne koyuyorsunuz. Bana başka çare bırakmıyorsunuz. Aday olmadığınız tabii, için. Tabii. Bakın bu ikinci görüşmede, o 3 saatlik görüşmede... Ya yeniden Refah Partisi'ne geçişiniz aslında ideolojik değil. AK Parti olan kızgınlığınızla ilgili. AK Parti olan kızgınlığım değil. Bakın ben AK Parti derseniz şimdi Cumhurbaşkanı da işin içine giriyor. Bunu şimdi Cumhurbaşkanı'na ayrı bir yere koyuyorum. Hala Cumhurbaşkanı'nı seviyorsunuz. Ne demek? Ne demek? Hala AK Parti'yi seviyorsunuz. AK Parti değil. Bakın AK Parti'yi ayırın. Çünkü bu işi zaten yapan bunlar AK Parti yetkilileri. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın adına hareket eden, aslında Cumhurbaşkanı'na doğru bilgi aktarması gereken insanlar bunlar. Ama şimdi doğru bilgi aktarılmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey olur mu? Yeniden Refah Partisi'nden mesela belediye başkanı diyelim seçimle gidiniz kazandınız tekrar AK Parti'ye geçme gibi bir durumunuz olur mu? Hayır hayır artık biz de ben öyle bir şey olmaz. Hani o iş bunları neden konuşmak. Neden Yeniden Refah Partisi'ne geçtiniz? Ya şimdi en uygun sonuçta Urfa'nın dokusuna da yapısına da kendi siyaset anlayışımıza da benim mesela babam 77 seçimlerinde Milli Selamet Partisi Urfa ikinci sıradaydı. Çok az bir oyla o dönem seçimleri kaybetti. Ben daha 7 yaşındayken.
Yani bizim esas siyasete babamın mesela başlangıç noktası Milli Selamet Partisi'dir. Rahmetli Erbakan Hoca bizim eve gelip gitmiştir. Yani böyle öyle bir gönül bağı da var ve Urfa'nın yapısına, tabiatına ve işte Cumhur İttifakı'nda geçen dönem olmasına bunlar hepsi aslında etkendir ve oradaki bazı dostlar, özellikle yereldeki dostlar mesela bu konuda çok ısrarcı oldular. Şanlıurfa'nın böyle bir durumu var galiba. Ya. Sayın Fakıbaba'da da tam olarak böyle bir şey yaşanmıştı. Yani benzer. Tam böyle %100 değil de. Hiçbir şey tam benzer. Ama şöyle söyleyeyim. Benzer bir şey yaşanmıştı tabii. Ve çıktı. Şimdi bir şey yarım kaldı. Müsaadesiz onu düzelteceğim. O 3 saatlik bir görüşmeden sonra neden ben değil? Çünkü ben bunu ısrarla soruyorum. Sormak zorundayım, öğrenmek zorundayım. Soruların biri buydu çünkü. İki soru sordum ben. En sonunda söylenen bunu... Üç tane başka yetkililerden de duyduk. Diğer ikisi de başka kanallardan aynı şeyi ifade etmişler ki bilinen bir şey ama bence gerçek neden bu mu değil mi bilmiyorum. Falanca filanca filanca seni istemiyor. Yani burada eğer falanca filanca filanca beni istemiyorsa o zaman zaten benim burada durmam bir anlamı yok. Ben siyaset yapıyorum. Eğer onların demesiyle halka rağmen bir şeyler şekillenecekse halk ne kadar isterse istesin demek ki halkın hiçbir şekilde talebi gündeme gelmeyecek. Bunlar değerlendirilmeyecek. Bu yanlış bir siyaset anlayışı olur. Peki. Evet. Sonra Şanlıurfa. Ya belki hani 4 dönem milletvekilliği yaptınız. Hı-hı. Yeterince uzun süre siyaset yaptınız gibi Hı-hı. bir şey de olabilir mi diye düşündüm ama Şanlıurfa'da şimdi nasıl bir tablo bizi bekliyor? Mesela seçimi kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Hı-hı. Oyları mı böleceksiniz? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Oyları bölerseniz başka yani AK Parti ile Saadet Partisi'nin oyları galiba %90'lara falan ulaşıyor Şanlıurfa'da. Son seçimde öyleydi galiba değil mi? AK Parti, Saadet MHP, Partisi. MHP var şimdi ittifakta. O zaman, geçen seçim 2019'da Şanlıurfa'da ilk sırada. Hayır, %90 değil. Şimdi orada HDP'nin hemen. %25 civarında bir oy var. Şimdi bu seçimde, son seçimde CHP'de belli bir oy aldı. İyi Parti mesela bu seçimde önemli bir aktördü. Peki, 50 bine yakın bir oy aldı. Şimdi AK Parti ile sizin yarışmanız halinde HDP çıkar mesela geçen seçim 2019'u yanlış hatırlamıyormuşum %60 AK Parti %36 Saadet Partisi'nin adayı almış. O Saadet Partisi çatısı altında HDP, girdi. Yani o bir an evet, HDP destekliydi o zaman. Bir aday HDP bu. Destekliydi. Yani evet, HDP yani HDP de o zaman şimdi HDP ayrı aday çıkarıyor. Şimdi ayrı adayları tamam. var onların. Evet. AK Parti ayrı çıkarıyor. AK Parti ayrı. Yeniden Refah Partisi'nden siz adaysınız. 3 tane AK Partisi çıkarıyor. Evet. Mesela siz oyları böler misiniz Urfa'da? Ben öyle bir ihtimal vermiyorum. Nasıl bir ben öyle bir ihtimal vermiyorum. Yani şimdi herkes kendi oyunu alacaktır tabii burada ama şöyle... Sen HDP seçimi kazanırsa Şanlıurfa'da. Şimdi bu süreçte çok çeşitli kesimlerden bize destek var. Ha bunlar bakın bir daha bir ay var. Sandığa yansır mı? Ne kadar yansır? Onu şu andan kestirmek mümkün değil. Böyle bir tahminde bulunmak... yani bu ama benim, sahada çalışıyorsunuz siz. Sahada çalışıyoruz herkes gibi biz de çalışıyoruz ama... Ben şu andaki yönelimi, eğilimi gördüğümde... Böyle bir ihtimal olmadığını zaten çok... Net bir şekilde müşahede edebiliyorum yani. Ses kaydı doğru mu? Bu HDP seçim kazandırma vesaire. Ya şimdi ses kaydı üzerinden bakın gideceksek ben şunu çok net söyleyeceğim Akif Bey. Çünkü TCK 133. madde var. Burada çok net bir şekilde bir ses alma cihazıyla kaydeden, ifşa eden, basın yayınıyla yayan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Dava açtınız mı? Dava açtık zaten. Tamam. Dava açtık. Şimdi bunun tekrar gündeme getirilmesi çok garip. Şimdi o kadar karmaşık bir haber ki. Bir ilçe başkanından bahsediyorlar, adam 2019'da görevi bırakmış. Bir belediye başkanından bahsediyorlar, 2014-2019 arası görev yapmış. HDP deniyor, şu anda DEM Parti, yani karman çorman nereye varılmak isteniyor ben anlamıyorum. Peki, evet. O zaman geçelim şimdi projelere efendim. Evet. Bunları siyaset, Kasım Gülpınar'ı tamam. misafir ettiğinizde sormadan olmaz sorulardı. Tamam. Ne vaat ediyorsunuz, neyle karşılaşıyorsunuz, sahada durum ne Urfa'da? Sahada durum şu, maalesef üzülerek söylüyorum, bu gelen taleplerin... Topyekününe baktığımızda bu 3 aydır, 4 aydır hatta 5 aydan fazladır. Bakın burada bütün partililer, parti diğer partilerden aday listelerine girenler, sadece AK Parti için demiyorum. Herkesin genel bir kanaati var. Bu Urfa'nın şahsına özel bir anlayış. Urfa'da şu anda belediyecilik anlamında özellikle maddi konularda yani bu işte yolsuzluk diyeceğim. Bu konuyla ilgili kaynakların israf edilmesi konusunda vatandaşın çok genel bir kanaati var. Bakın bunları ben söylemiyorum. Yolsuzluk olduğunu düşünüyor vatandaş. Vatandaş yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Yani 100 kişiden bugün 100'üne de sorsanız inanın 99 demiyorum. Bakın çok iddialı konuşuyorum.
Zaten bizi de en yüzü çok... Yüzü de böyle mi düşünüyor? Yüzü de böyle düşünüyor. Ne zamandır bu böyle? Bu yaklaşık 5-6 aydır. Bizi de zaten bakın bu yola... Daha önce böyle bir şey yok muydu? Böyle bir düşünce yok muydu? Yani bu son zamanlarda oluşmuş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben seçim bittiği günden beri siyasetten yavaş yavaş elimi ayağımı çekmeye hazırlanıyordum. Çünkü siyasetle ilgili çok fazla bir beklentim yoktu. Burada güzel bir görevim var, konumum var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel başkan danışmanıyım, tek kişiyim. Yani MYK'lara giriyorum, MKYK'dayım zaten. Yani burada daha fazla ne isteyeceğiz? Bizim fazla bir beklentimiz de yok. Ama vatandaş şimdi böyle bir şeye giriyorsa... Şimdi amiyane tabirle şu da düşünülebilir. Bazıları onu da düşünüyor. Bence öyle de söylemişler herhalde, telaffuz etmişler. Ya işte gaza geldi. Bu çok halk tabiriyle gaza da gelmiş olabiliriz. Bak buna da ben açığım. Hiçbir şekilde itirazım yok. Ama bir hakikat var. Hiç karşılaşmadığım bir şeyle karşılaşıyorum şu anda. Tabii 100 kişinin yüzü de aynı. Ben farklı, biraz farklı bir siyasetçiyim. Bakın ben kendinizle çıktım. Kendinizle ilgili söylüyorsunuz. Yani. Gaza da gelmiş olabilirim. Olabilirim. Ama bizde şöyle bir şey var. Bu bir aile geleneği, bir fıtrat meselesi. Bir kişi bile... Ben hep şunu söylerim, bir akrep de olsa, bir yılan da olsa, suda boğuluyor olsa, sokacağını bile bile boğuluyorum dese ben elimi uzatırım. Şimdi burada halk diyor ki gel, bankamatik memurları var diyor mesela. Ya yüzlerce bankamatik memurundan bahsediyor. Şimdi onların hakkını korumak benim vazifem. Eğer bu insanların feryadı bu. Şu anda halk beni iyi bir şehir planlamacısı olduğum için, iyi bir mimar, iyi bir mühendis, iyi bir belediyeci olduğum için halk bunu istemedi. Zaten bu yayın da öyle bir yayın olmadı yani. Bu yayın da öyle bir yayın olmadı. Onları başka bir programda eğer yine müsaade ederseniz o programda dile getiririz. Onlarla da ilgili hazırlıklarımız var. Ama zaten mesele... Evet, mesela, ama meselenin esas bu boyutunu halletmek lazım. Şimdi millet, halk dürüst, şeffaf, adaletli, liyakatli bir belediyecilik bekliyor. Bir kere önce bu beklentiyi bir karşılamak lazım. Ondan sonra öbür işlere girişmek lazım. Şimdi kentsel dönüşümüdür, işte seldir, altyapıdır, şudur budur. Urfa son zamanlarda bu konularla çok gündeme geldi biliyorsunuz. Bunlara en genç nüfus, bizde mesela o gençlere yönelik çok ciddi bir eğitim şart. Yani etik anlamda mesela gençler çünkü farklı farklı yollara sapabilir. Bunlarla ilgili minimum projemiz var. Ama çok projeye de boğmak istemiyorum ben halk. Sonuçta yapabilecekleriniz var, yapamayacaklarınız var. Ve galiba sahada projeden ziyade tabii başka şeyler konuşuyorsunuz. Zaten bir karşılığınız var. Bir şey konuşuyorum. Bakın ben bir şey daha söyledim. Hatta yeniden Refah Partisi'nin oylarını da çok arttıracağınız gibi şeyler mi konuşuyorsunuz? Yani muhtemelen oy artacak. Muhtemelen artacak yani. Hani ne kadar artar Allah bilir ama eğer ben makam peşinde koşuyor olsaydım Akif Bey şunu da net bir şekilde ben bunu ilk mitingde söyledim. Ben sadece 5 yıllığına yetki istiyorum. 5 yıllığına. Bakın nasıl milletvekili bir daha olmayacağım dediysem bugün de söz sizin önünüzde de bakın bu taahhütte buluyorum. Yarın onu da isterseniz 5 sene Allah uzun ömür versin. 5 sene sonra ben bir daha belediye başkanlığına aday olmayacağım. Bakın 5 seneyle eğer ben makam peşinde koşuyor olsam ben 2 sene, 3 dönem, 4 dönem eğer belediye başkanlığı hevesinde olsaydım ben bir kere 5 dönem, 5 sene belediye başkanlığı yapacağım diye kamuoyunun önüne çıkmazdım, bu taahhütte bulunmazdım. Peki süremiz çok daraldı. Eklemek istediğiniz bir notunuz var mı? Çok teşekkürler. Öncelikle ben davet ettiğiniz ediyorum. İçin inşallah iyi bir yayın olmuştur. Ya benim için ben merak ediyordum. Çok samimiyetle sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Takdir çok sağ olun. Kamuoyunun. Şanlıurfa'da bu arada her gün sokakta mesai yapıyor musunuz? Yani böyle yoğun seçim çalışması için her misiniz? Her gün hiç istisnasız. Sabah kalkıyorsunuz akşama kadar? Sabahtan akşam gece 12-1'e kadar hiç durmadan. Sabah 9 gibi başlıyoruz. Asılıyorsunuz yani bayağı seçime? Ya hakkını vermeye çalışıyoruz. Ben çalıştığım bütün işlerde benim böyledir. Benim prensiplerim vardır. Ben devlet memuruyken de böyleydim, siyasetçiyken de böyleydim, milletvekiliyken de. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kasım Gülpınar, Mehmet Kasım Gülpınar konuğumuzdu ana haberde. Reklam arası.